Bu da yöneticilere düşen görevlerin başında gelmektedir. Evet işte Erenköy direnişindeki o ruh, o birliktelik, o beraberlik eğer bugünlerde son 10 seneden bahsediyorum. Yani evet. Evet. Kuzey Kıbrıs ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonraki o birlik ve beraberliği de gördük evet. kurulurken. İşte o ruhun ya da bir Erenköy direnişindeki ruhun bugün... Yine tek bir çatı altında millet için, bu memleket için, ülke için sağlanması halinde ben inanıyorum ki aşılmayacak hiçbir engel bir yoktur. Birçok sorun ortadan kalk, kalkmış olur, çözümlenmiş olur. Biz bugün ben oynuyoruz, biz evet, oynuyor evet. olsak hep beraber ben inanıyorum ki birçok engeli aşacağız. Pek tabii ki. Bunun için işte aslında bu bir çağrı ya da ne bileyim e, bir öz eleştiridir belki kendimize. Ama bir mesaj veriyoruz. Bir mesaj buna. vermeye çalışıyoruz belki. Yani hani artık bir birlik beraberlik tabii, zamanı olsun. Yani bugün biz Erenköy bunları sadece Erenköy'de de, anlatmayalım, sadece atlılarda anlatmayalım. Yani o günler geldiğinde anlatmayalım. Biz bunları hep içimizde zaten yaşıyoruz ve yaşadığımızda hissettirelim birbirimizi. Pek tabii. Yani e, gerekli mesajların verilen mesela bu e, Erenköy. Direnişinin yıl dönümünde verilen mesajların algılanması lazım. Başka çaresi yoktur. Ona göre e, sorumluluk bilinci içerisinde herkesin görevini layıkıyla yerine getirmesi gerekir. Ki bu halk bunu beklemektedir, hak etmiştir. Evet. Ben şimdi Erenköy direnişini aslında tabii ki başından beri konumuzda Erenköy ama ben hemen işte bu siyasal yapı içerisinde hazır sizi yakalamışken böyle son 10 dakikamızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iç genel e, görüntüsünden bahsetmek istiyorum. Onların e, yorumunu sizden almak istiyorum aslında. Bugünkü siyasi konjonktürün ve e, gelinen aşamada işte müzakere sürecinin askıya alıp dondurulmuş olması şu anda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yine dünyada Türkiye Anavatan Türkiye'si ile birlikte dünyanın en büyük ilk böyle bir projesini el atması tanınmamış bir ülkenin böyle bir projenin içerisinde yer, al, yer almış olması aslında tüm dünya ülkelerinin dikkatini çekiyor. Yani e, bugünkü bu işte geliştirdiğimiz ileriye götürmeye çalıştığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şu anki siyasi konjonktürün e, neler yapması gerekiyor? Evet bir yerde ee, şimdi işte bir zor başarmanın yolları vardır, yöntemleri vardır. Evet. Bunu Gönyeli Belediyesi başarmıştır. Yani Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte hı hı. E, yapılan çalışmalar sonucu Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli Çeşmelerden içilecek su akıtmıştır. Nereden? Beş parmak dağlarından. Ama esas olan burada tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve icabı halinde güneye verilebilecek barış suyu projesinin 2014 yılında evet. gerçekleştirilmiş olacağıdır. Kısmet olursa Mart ayında. Tabii yani e, bu yani dünyada bir olaydır. Evet. Bir devrimdir. Bunun gerçekleşmesi halinde e, sanırım Kıbrıs'ın kaderi değişecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, artık yani bu sudan nasıl yararlanabiliriz şeklinde daha şimdiden planlar, programlar, projelerin hayata geçirilmesi. Çünkü ekonomiye çok büyük katkı e, Görüşülmesi olacak. gerekir. Ekonomiye çok büyük katkısı olacak, sosyale çok büyük katkısı olacak. Yani üretim bir defa. Onunla birlikte eğer turizmi, biz ve eğitimi daha da yukarılara çekecek olursak ki başarmamız gerekir bunu. Hı hı. O üretilen o suyla bu topraklarda üretilecek olanın hem yerel pazarda, pazarda dış pazarda hem işte turistik tesislerde bu arada dış pazarda e, tüketilmesi hiç de zor değildir. Daha bunun gibi çok şeyler yapılabilir. Çünkü bir de şu var yani işte Türkiye'nin etrafı da bugün kan gölü.